Hataylı depremzedeler şehre dönüş yapmaya başladı. Her ne olursa olsun şehirlerini bırakmayacaklarını söyleyen deprem mağdurları memleketlerinde kendilerini mutlu ve huzurlu hissettiklerini de söyledi. Deprem felaketinin ardından Hatay'dan ayrılarak yakınlarının yanına sığınan depremzedeler yavaş yavaş şehre dönmeye başladı. Hatay'a geri dönenler otogarda zaman zaman yoğunluğa neden oldu. Yaşadıkları şehre kısa bir aranın ardından geri dönen depremzedelerin birçoğu şehri bırakmayacaklarını belirtirken, gidecek başka yerlerinin olmadığını ve burada kendilerini mutlu ve huzurlu hissettiklerini dile getirdi. Maalesef buradaydık, yaşadık burada. Biz burada 6 kardeşiz. Çok şükür kardeşlerim sağ. Annem, babam, ablam. Buradaki evleri de sağlam. Onlar misafirliğe Maraş'a gittiler. Siz geri geldiniz. Aynen, orada vefat ettiler. İşte onları... Cenazelerimizi aldık, burada gömdük. Ailemi ben Aksaray'a yerleştirdim. Şimdi buradaki evin durumuna bakmak için geri geldik. İki haftadan beri dışarıdayız yani. Ben 10 gün Maraş'ta kaldım zaten. Ailemin cesetlerine 10 günde ulaşabildim. Eşimi, çocuğumu güvenilir bir yere bıraktım. Şimdi geri geldik buraya. Bakacağız yani memleketimizi, topraklarımızı bırakmayacağız. Buradayız yani. Sonuna kadar buradayız. Gidecek başka hiçbir yerimiz yok. Şu an indim, yani sahip olduğum yere geldim ya, şu an çok huzurluyum. Mutluyum, huzurluyum yani. Kendimi burada güvende hissediyorum. Valla psikolojik ben bir 10 gün böyle şehir dışına çıktık. Ama yine memleket gibisi yok, geri dönmek zorunda kaldık. Evlerimiz çoğu yıkıldı ama çadırda yaşamaya razıyız yani, dışarıdan daha iyi. Memleketi bırakamıyoruz. Aynen, bırakamıyoruz. 10 gün kaldık, geri geldik. Ne yapacaksınız şimdi? Bakalım inşallah. Eğer toparlanma olursa iş bakacağız. Allah hasarlı işte bayağı. Girilmiyor çoğu mi? Evler yıkıldı. Girilmiyor. Girilmiyor bazıları. Hayır, görmüyoruz. İlk defa mı görüyorsunuz? Depremden 4-5 gün sonra gittik ama bayağı çatlaklar vardı evde. Yani şimdi işte ev için geri geldik tekrar. Bakacaksın. Biz gittikten sonra tekrar deprem olmuş 6.4 evet. Şiddetinde. İşte yine bakmaya geldik yani. Şimdi artık kim bilir, belki bir şey kalmamış. Hiçbir eser kalmamış. Sarayköy Mahallesi, Antakya. Yok, çadırda kaldık birkaç gün, bir yere gidemedik. Sonra Çabalay'a gittik, kayınvadelerimin köyü var. Orada kaldık biraz. Çocuklar değişiklik olsun diye Ankara'ya götürdüm, kız kardeşimin yanına. Bir hafta kaldık, geri geldik maalesef. Yani gerçekten zor. Hani bilmiyorum yaşadınız mı ama ben 3 çocukla yaşayınca daha zor. Evet. Yayla Dağı'na taşınacağız, annemin evine. Kiracımız vardı. Onlar çıkarsa biz oraya geçeceğiz. Olmazsa çadırda devam edeceğiz. Yani gidecek yerimiz yok. Hani eşimin de işi burada. Ne yapalım bilmiyoruz yani. Ben ev hanımıyım. Ben bıraktım, çalışıyordum, bıraktım işi. 3 çocuk, eşim de var.